Kesinlikle derken yani şöyle. Yani Öcalan'a rağmen mi yapılmıştır bu saldırı? Yani, ya da ne düşünüyorsun? Ben birkaç şeyle yorumlayabilirim. Bir tanesi, biz her an saldırı yapabilme gücüne sahibiz. Öcalan'la tabii konuşurken bizi hafife almayın. Evet. O zaman zaten bu sonuç çıkıyor. Bu sonuç çıkıyor. Senin dediğin sonuç çıkıyor. Bilemiyoruz ama. Bir de şu olabilir, PKK'nın içinde başka PKK var. Yani devlet içinde devlet diyoruz ya. Hangi PKK? Hangi PKK diye düşünmek de mümkün. Daha önce de başka bir programda bunu dillendirdiğim için kendi adıma tekrara girmek istemiyorum ama tekrar başa döneyim. Bugün örgüt Öcalan'dan büyüktür. Çünkü 25 yıldır hapis koşullarında olan bir lider, önderlik olarak telaffuz edilen örgüt bünyesinde biliyorsun, önderlik olarak telaffuz edilen şahsiyet 25 yıldır hapis koşullarında. Şimdi 25 yıl dediğin yeni bir kuşak geliyor Zeynel. Yani aslında 84'te bu örgütün eylemlerinin başladığından bugüne 40 yıl geçmiş. Evet. O gün doğan çocuk bugün 40 yaşında yetişkin adam. Ya da kadın, düşünsene yani bu süre içerisinde elbette her şey nasıl değişiyorsa ve kendi içinde parçalar oluşuyorsa, mesela şeyi düşün, Türk milliyetçiliğini düşün, MHP şey öldükten sonra, Türkeş öldükten sonra şimdiki haline bak, kaç parça ortaya çıktığını düşün. Bu da aynı bir şey yani, sonuçta bir siyasi bir Cemil Bayık var, bir Murat Karayılan var, tabii, bir Karasu var. Şimdi bunlar elbette yani o kadar kolay mı? Kendi perspektiflerinden bakıyorum ve konuşuyorum. Onların perspektifinden bakıyorum. Diyorlar ki biz bunca işte zamandır mücadeleyi biz veriyoruz. Örgütü biz ayakta tutuyoruz. APO'nun içeriye girmesinden bu yana işte dünyada her şey değişti. Orta Doğu'da her şey değişti. İşte kendi iddia ettikleri demografik yapı. Demografik yapı yani Kürt kitlesi bambaşka bir noktaya geldi. Bir şey savaşı yaşandı, Irak'ta savaş yaşandı, Suriye savaşı yaşandı. Bütün bunların sonucunda başka kombinasyonlar ortaya çıktı ve bu kombinasyonlarda hep biz vardık. Dolayısıyla Bahçeli sen istediğin kadar bunu söyle. Hatta gelsin, ben şunu da aslında kuvvetle tahmin ediyorum. Yani velev ki Bahçeli'nin dediği gerçekleşti. Öcalan geldi, mecliste DEM grubuna konuşma yaptı. Artık barış zamanıdır dedi. Bitecek mi? Yani PKK'nın eylemleri noktalanacak mı? Yok, hayır. Yani başka oluşumlar. Yani şunu söylüyorsunuz. Öcalan diyor ki yeğeni aracılığıyla gönderdiği mesajda diyor ki bu süreç çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim diyor. Doğru, bunu diyor ama bunun acaba Kandil'deki yankısı ne oluyor? Nasıl oluyor? Suriye'deki yankısı ne oluyor? Onun dışında başka bir faktör günlerdir işleniyor. Sonuçta örgütün kontrolü aslında bir taraftan kendi bünyesinde liderlik ve bir hiyerarşi var belki ama onun üstünde ve dışında da uluslararası alanda, uluslararası güçlerle bağlantılarda söz konusu. Evet. Bu tür örgütlerin hiçbirisinin yani uluslararası sistemin dışında hareket ettiğini düşünmek mümkün Peki. değil. Dolayısıyla buna bağlı olarak da buradaki şeyler, yani burada bir merkeziyetçi yapı, Abdullah Öcalan merkezinde bir örgütten söz etmek, bu 40 yılın sonunda bugün gelinen noktada ve yaşananlara bağlı olarak 25 yıldır pasif bir biçimde esaret altında örgütün değerlendirmesiyle esaret altında olan önderliği kendilerince çok da karar alma mekanizmasında
kayıtsız koşulsuz kabul etme gibi bir durumları olmayacaktır. Şimdi hocam MHP içerisindeki çalkalanmalara bakalım isterseniz. Abdullah Öcalan'a Devlet Bahçeli'nin yaptığı işte gelsin mecliste konuşsun çağrısı MHP içerisinde de bazı tabanda bazı kişiler tabii tarafından da kabul görmedi işin gerçek tarafı ama bunu açıkça dile getiren MHP Meclis Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör'ün görevine son verildi haberimizde. Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok konuşulan bu çıkışı partisi içinde de tartışmalara neden oldu. Ne Kandil ne Edirne. Adres İmralı'dan deme uzansın. MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör, Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı meclise davet etmesini eleştirdiği için görevden alındı. Eski MHP Mersin Milletvekili Ali Güngör'ün oğlu ve MHP'nin Meclis Grup Danışmanı Güngör, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınlayarak Bahçeli'yi eleştirmişti. Güngör o açıklamasında Öcalan'ın Gazi Meclisimizde muhatap alınmasını izleyecek kadar çaresiz ve cesaretsiz değiliz. Buna izin vermeyiz ifadelerini kullanmıştı. Güngör'ün bu eleştirisi partiden kovulmasına neden oldu. MHP'deki görevime son verildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. Umut hakkı vermeyi taahhüt edip Yüce Meclisimizde konuşmasını teklif edebilenler, bunu alkışlayabilenler bir Türk milliyetçisinin söylemesi gerekeni söylemesinden rahatsız olmuşlardır. Bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız. Evet, danışman, grup danışmanı Oğuzhan Güngör'ün işine son verildi. Yani MHP içerisinde şimdi herhalde sivri laflar edecek kişiler görevlerine son verilecek diye etmeyebilirler belki. Birincisi bu, evet etmeyebilirler. Ayrıca dışarıdan edeceklerin de aslında bundan sonra temkinli olacaklarını görürsek şaşmayalım. Bugün işte dün Alaaddin Çakıcı'nın, bugün Kürşat Yılmaz'ın açıklamalarına ve korkunç, belki onlardan da söz etmemiz gerekiyor. Ayrıca ele alacağız ama yani onun sonrasında kimin ne söz edeceği milliyetçi cenahtan. Aslında şunu kullanayım istersen, MHP bünyesinden kopan, aslında kök olarak MHP içerisinden çıkan insanlar bunlar. Dolayısıyla biraz önce hangi PKK dedik biliyorsun, aynı şekilde hangi MHP sorusunu sormak da mümkün. Yani şimdi işte işine son verilen genç arkadaş o MHP değil mi? Evet. Yani mesela Ümit Özdağ MHP değil mi? Müsavat Dervişoğlu MHP değil mi? Cemal Engin Yurt MHP değil mi? Dolayısıyla aynı durum Zeynel. Biraz önce örgüt için söylediğimiz Türkiye'de son 40 yılda 80'lerin sonrasından bugüne kadar yaşanan süreçte örgüt açısından